RT Akdeniz ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Ana haber bülteni bünyesinde ifade etmiştik, sizlere hatırlatmada bulunmuştuk. Demokrasi Vuları programının bugünkü konuğu Milliyetçi Hareket Partisi Hatay Milletvekili Sayın Adnan Şefik Çirkin olacak demiştik. Ve şu anda Sayın Çirkin stüdyolarımızda ve kendisiyle bir saate aşkın bir süre birlikte olacağız. Peki Sayın Çirkin'le neler konuşacağız? Elbette her şeyden önce hemen yanı başımızda. Genelde Orta Doğu, yerelde Suriye'de olup bitenler, ilimiz Hatay yansımaları ve elbette ülkemize, eğer deyim yerindeyse, belki verdiği zarar. Onu biraz konuşacağız. Çünkü biliyorsunuz son gelişmelerle beraber PKK'nın diğer kolu, PYD bir kolu olarak ifade ediliyor. Komşumuz oldu. El-Kaide terörist örgüt aynı şekilde komşumuz oldu. Bu nasıl yansır Türkiye'ye? Biraz bunu konuşacağız. Ve elbette bunun dışında barış süreci, halen Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti tarafından yürütülen, yürütülmeye çalışılan barış süreci var. Barış süreci midir? Başka bir süreç midir? Türkiye'yi nereye doğru götürüyor söz konusu süreç? Sayın Şefik Çirkin'in bu konuyla ilgili görüşünü alacağız. Ve elbette 30 Mart 2014 yerel seçimlerine kısa bir süre kaldı. 6-7 ay gibi bir süre kaldı. Milliyetçi Hareket Partisi Hatay'da yerel seçime nasıl hazırlanıyor? Netleşen adaylar var mı? Çünkü adı geçen adayları var. Bu konuyla ilgili bizi aydınlatmasını isteyeceğiz Sayın Şefik Çirkin'den. Ve eğer zamanımız kalırsa kısaca hiç anımsamak istemediğimiz aslında. Çünkü ülkeye oldukça zarar veren bir süreç. Gezi Park olayları. Bize yaşadığı süreç. Acaba bu konuyla ilgili başta hükümet olmak üzere diğer siyasi partiler bir ders çıkardılar mı? Yani bu gençler neyi istiyor? O konuyla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi'nin bakış açısını almaya çalışacağız. Ama her şeyden önce Suriye diyoruz. Çünkü Suriye az önce de ifade ettiğim gibi Hatay'a komşu bir ülke. Türkiye 900 küsür kilometre sınırı olan bir ülke. Orada olup bitenler bizi çok yakından ilgilendiriyor. Sayın Çirkin, iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum efendim. Evet efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde elbette yoğun bir çalışma programı dahilinde çalışıyorsunuz. Ama az önce de hatırlattığım gibi komşu ülke Suriye başta olmak üzere aslında Orta Doğu'da komple bir süreç yaşanıyor. Yıllardır yaşanan bir süreç bu, aslında yeni de değil. Ama olayların Suriye'ye sıçramasıyla beraber artık direkt ülkeyi, yani Türkiye'yi etkilemeye başlayan bir süreç yaşamaya başladı. Milliyetçi Hareket Partisi, öncelikle şunu sormak istiyorum size. Aslında daha önceki programlarda sizlerle sohbet etmiştik bu konuyla ilgili ama hem yeniden hatırlayalım hem de konuyu açmış olalım. Milliyetçi Hareket Partisi aslında Suriye'de olup bitenleri nasıl okuyor, birkaç cümleyle efendim? Yani hakikaten birilerinin ifade ettiği gibi orada bir demokrasi mücadelesi mi var? İnsan hakları, özgürlük mücadelesi mi var? Yoksa birilerinin ifade ettiği gibi yine işte Orta Doğu büyük projesi, ABD, İsrail falan işbirlikçileri orada bir planın peşinde mi? Ne oluyor Suriye'de? Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi bu konuya birkaç değişik açıdan bakıyor. Birincisi, evet. Suriye'deki şu anda içinde bulunulan durumun ülkemiz içerisindeki ve dışındaki olumsuz katkıları. İki, olayların gerçek manadaki seyrinin ne olduğu ve çözümünün ne olduğu, bunun iç yansımaları ve buradaki sıkıntılarımız. Zaten biz yaklaşık 2,5 yıldır gerek ben, gerek Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey bu konuda son derece aktif bir politika istiyoruz. Çünkü biz orada neyin ne olduğunu çok iyi bildiğimizi zannediyoruz. Evet, olaylar insan hakları ve biraz daha demokrasi diye başladı. Fakat çeşitli mahfiller tarafından Suriye'nin yıkımına ve Suriye halkının birbirini boğazlamasına evrildi. Yani bugünkü yaşanan durum o. Şimdi Beşar Esad döneminde, yani Baba Esad'dan sonra Beşar Esad döneminde bir demokratikleşme başladı. Yani bundan evvel Suriye'de
Suriye'den dışarı bir uluslararası telefon açmak istiyorsanız İçişleri Bakanlığı'nın iznine tabiydi. Bir faks çekmek istiyorsanız İçişleri Bakanlığı'nın iznine tabiydi. Beşer Esad'la beraber bırakın bunları, internet denen, cep telefonu denen özgürlüklerin günümüz dünyasında en önemli kapılarından biri olan iletişimin önü açıldı. Yani, bu demokratikleşme adına önemli bir adımdı. Ve devam ediyordu. Tabii hatırlarsak eğer, bu konuyu en iyi Hataylılar bilir Ali Bey. Hataylılar bu meseleleri birebir yaşayan ve olayları birebir gören, bu bakımdan da tahlil yeteneği yükselen insanlardır haliyle. Çünkü bir kısım televizyonlardaki yorumcuları görüyoruz, izliyoruz, ibretle izliyoruz. Hayatında bir gün Hatay'a gelmemiş, hayatında bir gün Suriye'de bulunmamış, bu sınırı gezmemiş ama her gün bu konuda ahkam kesiyorlar. Şimdi ilk kafile, yani 2011 yılının ortalarıydı zannediyorum. Suriye'den, sözde rejimin zulmünden kaçan yaklaşık 25 bin kişiydi sanırım. Çok kalabalık bir kafileydi yani. Çok düzenli bir şekilde gelmişti. İşin ilginç tarafı, bunlar gelmeden bunların kampları hazırlanmıştı. Evet. Yani. Bu da çok ilgi çeken bir detaydı aslında. Tabii. Sürekli dile getirildi. O zaman daha Suriye'de tekel mermi atılmamıştı. Ve birdenbire bu grup geldi. Biz tabiatıyla inceledik. İşte öyle zulümden kaçmış görüntüsü olmayan, hatta kaçmaktan ziyade getirilmiş bir bindirilmiş kıta görüntüsü oluştu. Ve gerçekten gelenlerin de önemli bir bölümü geri döndü. Yani madem zulümden kaçılıyordu, o zaman niye geri dönüldü? Bunlar hep kafalarda soru işaretleri yaratan ilginç çelişkiler. Sonra uzun bir müddet müthiş bir dezenformasyon oldu. Yani bakıyorsunuz işte CNN'de, El Cezire'de kafalar, kollar kesiliyor, insanlar öldürülüyor askerler tarafından ve Suriye'de taş üstünde taş kalmıyor yaklaşık 2 yıl evvel. Tabii millet olarak, halk olarak oradaki yaşanan drama üzülmemek mümkün değildi. Ancak orada da daha sonralardan öğreniyoruz. Açığa da çıktı bu. El Cezire'nin yalan haber yapan muhabirleri Suriye halkından özür dilemek suretiyle bu dünya basınının gözleri önünde oldu efendim. El Cezire'den istifa ettiler. CNN bir muhabiriyle ilişkisini bu yalan haberden dolayı kestiğini ifade etmek durumunda kaldı. Yine İngiliz haber ajansları aynı şekilde. Evet, bugün Suriye, o gün yapılan dezenformasyonun tam birebir eşiti olarak her gün yüzlerce canın gittiği bir ülke haline geldi. Ancak bu başında böyle değildi. Şimdi orada bir takım sıkıntılar olabilir. Olması da doğal, muhtemel. Çünkü diktatörlükle yönetilen bir ülke. Elbette ki bir Türkiye modeli, bir demokratikleşme söz konusu değildi. Ama bildiğimiz kadarıyla, yani Sayın Başbakan'ın da şahsında ifadesini bulan bir demokratikleşme süreci başlamıştı. Ve hatta savaşın patlak verdiği hafta bildiğim kadarıyla çok büyük bir demokratikleşme paketinin meclisten geçeceği haftaydı. Şimdi o zaman orada bir diktatörlük olduğunu kabul edelim. Orada yönetimde baskıcı bir takım medotların olduğunu kabul edelim. Edelim ama bir de bir değişim olduğunu da kabul edelim. Bu değişimin de biraz zamana ihtiyaç duyduğu bir ortamda ne oldu da birdenbire Suriye karıştı? Tabii proje Batı projesi olunca bir Müslüman olarak otomatikman ihtiyatlı bakıyorsunuz.
Yani mesela şu geçtiğimiz günlerde yaşanan kimyasal silah meselesinde hemen aklınıza ne geliyor? Irak'ta kimyasal silah var bahanesiyle ve iddiasıyla Irak'ın işgal edildiği, milyonlarca insanın öldüğü, yaralandığı, Irak'ın yıkıldığı ve bugün itibariyle de üçe bölündüğü ama birkaç yıl sonra Amerikan Başkanı, Amerikan Dışişleri Eski Bakanı Colin Powell tarafından efendim biz kandırılmışız, meğerse Irak'ta kimyasal silah falan yokmuş sözü aklınıza geliyor. Şimdi hal böyleyken otomatikman bir Batı ve İsrail projesi olduğu zaman ihtiyatla bakmak durumunda kalıyorsunuz. Bu bir, bunu bir köşeye koyalım. İki, biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak olaya birkaç açıdan bakıyoruz demiştim. Türkiye'nin bu durumda göreceği zararlar içte ve dışta. Şimdi bir dış politika Allah aşkına ne için yapılır? Dış politika ülkenin iç ve dış menfaatleri ve Türkiye için söz konusuysa bu 76 milyonluk Türk milletinin huzuru, sükunu, bunun menfaatleri için yapılır. Ve genellikle de bu huzur, sükun güvenlik üzerine kuruludur. Türk milletinin güvenliği için yapılır dış politika. Ayrıca da yani iki ayağı vardır içte ve dışta. Ayrıca da dış politika ekonomik alanlarda da yürütülen faaliyetlere yardımcı olmak adına yapılır. Şimdi bakalım. İsterseniz önce ekonomiden başlayalım. Savaş başladığında, Suriye'de iç savaş başladığında Suriye'ye mal ihraç eden firma sayımız 3500. Bunu ben ilgili bakana yazılı bir son önergesiyle sordum ve bu cevabı aldım. Bugün 50'ler civarında. Milyarlarca dolar buradan kaybımız var. Şimdi bu ihracatın artma potansiyeli de devam etseydi ve Suriye bu hale düşmeseydi 3500 kişi belki 4000 kişiye çıkacaktı. Bunların her biri 2 milyon dolar ihracat yapsa bugün 8 milyar dolar gibi bir rakamla buluşmuş olacaktık. Ki artık bu birkaç yüz milyon dolarla ifade ediliyor. Nakliye sektörümüz müthiş bir darbe yedi. Özellikle Hatay. Hatay nüfusuna oranla Türkiye'nin en büyük nakliye sektörüne sahip bir vilayetimizdir. İstanbul'dan sonra ikincidir. Ama İstanbul'un 15 milyon olduğu düşünülürse Hatay birinci sayılabilir. Evet. Önce Roro taşımacılığıyla aylar süren bir sıkıntıdan sonra Mısır üzerinden ve İsrail üzerinden bu sıkıntı aşılmak istendi. Bir miktar da aşıldı. Fakat Mısır'la ilgili dış politik pozisyonumuz da ortada olduğundan yeniden bir sıkıntı başladı. İçeride Konya, Karapınar'daki hayvancıyı vurdu. Yine Konya ve Eskişehir'deki havuççuyu vurdu. Havuç eken çiftçimiz. Şimdi ne alakası var diyeceksiniz. Onlara geleceğim biraz sonra. Reyhanlı'daki soğancıyı vurdu. Nasıl vurdu? Şimdi havuç birliklerinin kendi ifadesi var. Suriye krizi havuç ihracatına çok büyük zarar verdi ve şu anda havuç çiftçisi zararına satış yapıyor diye. Bu kendi çiftçi birlikleri. Bizim iddiamız değil. Konya Karapınar'dan örneğin Hatay'dan vatandaş Kurban Bayramı'nda hayvan almaya gitti. Aldı, getirdi, pazara indirdi. Fakat birdenbire birkaç gün evvel Suriye'den gelen, neredeyse yarı fiyatına satılan hayvanlarla rekabet edemedi. Ve elindeki malı zararına sattı. Tekrar Konya Karapınar'a dönmedi bir daha mal almak için. Çünkü zarar edecek. Şimdi işin bir de bu boyutu var. Suriye bizim sadece komşumuz değil, Orta Doğu'ya açılan kapımızdı. Evet. Yani. Daha ekonomik zararlara birçok madde ekleyebiliriz ama ben geçen de bir
böyle bir röportaj vermiştim. En az 15 milyar dolar Türkiye'ye zararı. Yani bu 2,5 yıllık süreç içerisinde. Tabii. Tabii bunun içinde çiftçinin kendi ettiği zarar yok. Yani. Milyarlarca dolar bu kamplara harcadığımız düşünülürse bundan sakın şu mana çıkmasın. Yani bu mağdur insanlara biz niye bakıyoruz manası çıkmasın. Bu görevimiz, komşuluk görevimiz, dindarlık görevimiz. Ama ben Suriye bu duruma düşmese ve ilişkiler düzgün devam etse, Suriye bu iç savaşı yaşamasa noktasından hareket ediyorum. Evet. Gelelim bunun güvenlik manasındaki zararlarına. Reyhanlı burnumuzun dibinde. Orada 53 canımız gitti. Ve korkunç bir olay ve Cumhuriyet tarihinin en ağır terör saldırısıyla karşı karşıya kaldık. Ben defalarca hükümeti ikaz ettim. Bakın bu iş güvenliğimizi sarsacak. Dışarıdan terör ihracı ithaline mümkün bir ülke haline geldik. Ve hatta çarşamba günü bir basın toplantısı yaptım. Reyhanlı'daki olayı çok belirgin bir şekilde ima ettim. Ve cumartesi günü de bu bombalama gerçekleşti. Evet, onu çok iyi hatırlıyorum. Sizin o basın açıklamanızda, hatta biz tekrar tekrar vermiştik RT Akdeniz ana haber bülteninde. Evet. Hatay bombanın üzerinde oturuyor demiştiniz. Evet, evet, evet. Ve aradan 3 gün geçti ki ne yazık ki o elim olayı yaşandı. O evet. Hatırlamak istemediğimiz olay yaşandı ve 53 insanımızı orada kaybetmiştik. Şimdi bugün Reyhanlı unutuldu. Hakikaten Çetik Bey, bakın bu konuyla ilgili burada hatta çok ciddi söylentiler var. Reyhanlı unutuldu ya da unutturulmaya çalışılıyor. Deyim yerindeyse 53 insan, Türkiye Cumhuriyeti'nin en ağır, en büyük terör saldırılarından bir tanesi yaşandı. Ve bugün hiç konuşulmuyor artık bu. Şimdi bugün Reyhanlı unutuldu. Mısır'da Esma'ya ağlayan gözler Reyhanlı'ya gelince niye kurudu? Evet. Yani bizim Mısır'daki... Bir Mısır kadar, bir Suriye kadar konuşmuyoruz. Mısır'daki Esma'ya da tabii üzüleceğiz. Ama bu gözler Reyhanlı'ya gelince niye kuruyor? Niçin Reyhanlı'dan bahsedilmek istenmiyor? Niçin Reyhanlı halkının bu asil davranışı, yani fitneye asla müsaade etmeyen, 53 canını kaybettiği halde çıtı çıkmayan ve bu meselenin bir Alevi-Sünni kavgasının temelini oluşturacak bölümüne yan gözle dahi bakmayan. Çünkü birileri oraya taşımak istedi değil mi efendim, evet, oradaki olayı? Elbette, elbette. İlerleyen zamanda bu konuya girersek daha ayrıntılı bilgi verebilirim. Böyle bir halk nasıl unutuluyor? Ki sadece bu değil. En büyük mesele giden canlar. Bunların geri gelmesi mümkün değil. Ama Reyhanlı büyük ekonomik tahribat da gördü bu konuda. Şimdi hele son gelen haber çok ızdırap verici. Bugün Uludere'de ki hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüz milyarlarla ifade edilen bir tazminat tespit edilirken Reyhanlı'daki şehitlere 26 milyar civarında bir tazminatın uygun görüldüğü ifade ediliyor. Bunu araştıracağım. Bu eğer doğruysa bunu çok sorun yaparım. Yani halk elbette ki yani şunu diyor orada. Evet. Yani 26 milyar değil. Bırakın 26 milyarı, keşke 1 trilyon borcum olsaydı da olmasaydı. Evladım gitmeseydi. Elbette. Ama bu bir çifte standart. Yani. Şimdi bu Şefik Bey, çok özür diliyorum. Burada bir virgül koymak istiyorum. Yani burada Hataylı olmanın verdiği bir şanssızlık mı? Çünkü biz Hataylılar hep şanssız olduğumuzu düşünürüz. Yani işte vergi sıralamasında, tahakkuk sıralamasında hep ön sıralardayız. Ama genellikle hakkımızı alamadığımızı düşünürüz. Hatta ölürken bile mi hakkımızı alamıyoruz? Yani Hataylı olmanın verdiği bir dezavantaj mıdır? Anlayamadım bunu. Yani nasıl bu, değerlendiriyorsunuz siz? Bu çok utanılacak bir şey. Yani biri Hataylı olarak bizi çok üzdü. Ki ben bir Reyhanlılı olarak da. Evet, siz aynı zamanda Reyhanlısınız tabii. Elbette ki daha fazla üzüldüm. Şimdi gördüğünüz gibi direkt terör olarak bir güvenlik maliyetimiz var. Onu bitirmek istiyorum müsaadenizle. Sınırlar elek gibi. Bunu mecliste de ifade ettim.
Hudutta yazar, hudut taşlarında. Hudut namustur diye. Hı hı. Hudut namussa hudutta namus kalmadı. Yani. Şimdi bunu ifade ettiğimiz zaman Sayın Başbakan'dan işte siz gidin bekleyin. Biz gider bekleriz bunu. Ama devlet ne güne? Yani. Sınırdaki köylerde bugüne kadar kaçakçılık bugünün işi değil. Yani bizi Hatay dışından da mutlaka birçok ilde hatta birçok ülkede şu an izleyen olduğunu tahmin ettiğimden şunu ifade etmek istiyorum. Bakın tanışmada 9 vatandaşımız yanarak öldü. Sebebi oradaki mazot imalathanesinin içerisinde tiner vardı. Mazot imalinde evet. Kullanılan. Ve yoksa bildiğiniz mazot patlamaz. Niçin tiner vardı? Suriye bu hale düşene kadar, bu iç karışıklık Suriye'de çıkana kadar kaçakçılık yine vardı. Ama mazot. Yani Suriye devletinin ürettiği o mazot geliyor ve gidiyordu başka şeyler. Fakat şimdi ham petrol çalınıyor orada. Devletin bıraktığı tesislerden bunlar çalınıyor. Fabrikalar sökülüyor. Suriye'nin fabrikaları sökülüyor. İster Alevi olsun, ister Sünni olsun bunlar. Ve bizim ülkemize getirilip haraç mezat satılıyor. Türkiye çok utanılacak bir şey. Bir yağmaya aracılık ediyor. Suriye'de zeytinyağı çalınıyor. Ve Altınözü'ne getiriliyor. E tabi orada da Altınözlü zeytinyağı üreticisinin malının fiyatı düşüyor. Bir de bu zararlar var. Bunlar takribi 15 milyarın içerisinde değil bu daha. Yani. Şimdi mazot imalatçısı oluyor bizim buradaki insanımız haliyle. Çünkü gelen ham petrol. E ne oluyor? Bakın o da patlıyor. Yanında tiner olduğu için. Ve 9 vatandaşımız hayatını kaybediyor. Şimdi olayı böyle düşündüğümüz zaman demek ki iç güvenlik noktasında da son derece kötü bir durumdayız. Tek kelime, Reyhanlı Cumhuriyet tarihinde en ağır terör saldırısına uğradık. Niçin? Suriye'de yaşanan bu durum için. Sebebi, ana sebebi bu. Çünkü orada bir devlet vardı. O devletle Türkiye'nin iyi ilişkisi vardı. Ve 1998 Adana Anlaşması'ndan, bakın bu çok önemli, başlayan bir dostluk süreci vardı. Bu sürecin AKP ile ilgisi yok. Hatta AKP başında bu sürece çok soğuktu. Sonra da ne sebeple olursa olsun, biz asıl sebebini de tahmin edebiliyoruz onu. Ama ne sebeple olursa olsun iyi niyetli bir ilişki gelişti ve biz bunu destekledik. Yani. Çünkü Suriye bu anlaşmanın şartlarına uyarsa bu dostluk gelişecekti. Demek ki uydu. Hatta AKP iktidara geldikten sonra bir anlaşma daha yapıldı. Benim bildiğim kadarıyla 2005 yılı olması lazım. Bu anlaşmanın en önemli maddesi PKK'ydı ve Suriye buna uydu. Yüzlerce PKK liderini bize teslim etti. Oradaki kampları dağıttı, kapattı. Yani Suriye çok büyük hata yaptı bize karşı PKK'yı desteklerken. Çok büyük hasmane düşmanlık yaptı. Fakat bir anlaşma neticesinde bundan döndü. Doğrusu da budur. Ülkeler arası uzun boylu dostluklar, uzun boylu düşmanlıklar olmaz. Ülkeler arası çıkarlar olur. Onun çıkarına, bizim çıkarımıza bu anlaşma yapıldı. Şimdi bir de şu vardı. Suriye halkıyla Türkiye halkı dosttu. Çünkü yapı bir. Yani buradan gidenler bilir. İşte Halep'e gitseniz bir sanki Antakya gibi 3 gün kaldığınızda rahatlıkla alışabileceğiniz, yaşayabileceğiniz bir kentti. Sayın Devlet Bahçeli'nin, genel başkanımızın çok önemli bir tespiti var burada. Suriye ile aramızdaki sınır fiziki diyor. Sayın genel başkan. Kültürel sınır yok diyor. Çünkü aynıyız diyor. Aynı coğrafyanın, aynı yapının insanlarıyız diyor. Şimdi bir de bu boyutu oldu. Şimdi bundan da daha önemsediğim, asıl önemli olan iç huzurumuz. Bugün Hatay'da Türkmen, Arap, Kürt, Hristiyan ve Alevi kökenli vatandaşlarımız var, değil mi efendim? Bunların hepsinin simetrisi
Suriye'de var ve akraba. Onların orada arasındaki bir huzursuzluğun buraya yansımaması mümkün değil. Yani buradaki Sünni vatandaşın da orada akrabası ölüyor, Alevi vatandaşın da orada akrabası ölüyor. Şimdi bu son derece kötü bir tabloyla Türkiye'yi karşı karşıya bırakıyor. Artı, hükümetin, öyle zannediyorum, yapılan anketlerde en iyi rakamla bile Suriye politikasına, kendi takip ettiği Suriye politikasına desteğin %20'yi geçmemesini görmesi üzerine yine maalesef çok büyük bir yanlışla oradaki meseleyi bir Alevi-Sunni meselesi haline getirmez. Şimdi efendim içinizde 10-15 milyon, tam rakamını bilemiyoruz bunun ama Alevi vatandaşınız yaşıyorsa siz bu meseleye o gözlükle bakamazsınız. Böyle bir hakkınız yok. Buradaki vatandaşlarınızın oradaki kargaşada bir kusuru yok. Kaldı ki Allah da biliyor, kul da biliyor ki oradaki mesele Alevi'nin Sünni'ye zulümünden çok bir küresel politika. Ve Suriye'nin cezalandırılması. Şimdi Sayın Başbakan diyor ki, aslında kendisiyle çelişiyor. Çanakkale'deki diyor Haçlı seferine karşı Suriye'deki kardeşlerimiz, Suriyeli kardeşlerimiz de diyor Çanakkale'ye geldi, savaştı, şehit düştü. Dolayısıyla bizim onları yalnız bırakmamamız gerekiyor bu mealde. Ya şimdi ne alakası var? Tam tersi, Suriye bir Haçlı seferiyle karşı karşıya. Haçlı derken de şunu ifade etmek istiyorum. Bizim kendi gayrimüslim, Hristiyan vatandaşlarımızı, milletimizin Hristiyan bölümünü kastetmiyorum. Onları tenzih ediyorum. Onlar bizim vatandaşlarımız. Devletine, milletine sadık. Güçlerden söz ediliyor. Aslında o artık yani, Müslümandır her kimse yani. Bu benim zaten bizim bulduğumuz bir sıfat değil. Haçlı seferleri yapılırken de bizzat kendileri tarafından Haçlı seferi diye Batı tarafından nitelendirilmiş. Irak Savaşı başlarken de 3. Haçlı seferi diyen Başkan Bush, Amerika Devlet Başkanı. Yani oradan bizim literatürümüze artık iyice yerleşmiş, kullandığımız bir deyim. Madem öyle, yani bu bir Haçlı seferi ise ki ortada, Fransa ortada, İngiltere ortada, Amerika ortada, İsrail ortada. Yani onların Suriye konusundaki fikirleri gayet net açıkken bizim yani başbakanın dediğinin tam tersi de olmamız gerekiyorken biz nasıl Haçlı'yla birlikte olabiliyoruz? Evet, bakın çok önemli muhafazakarlar, bir yere geliriz. Muhafazakarlar bu soruya bir cevap aramalı. Şimdi buradan... İşte biz de bu soruya cevap arayalım mı? Yani ben de şunu merak ediyorum. Sizin burada dediğinizi yani çok açık ve net bunun böyle olduğu, yani sadece Milliyetçi Hareket Partisi ya da Sayın Şefik Çirkin söylüyor diye değil. Genel anlamda dünya bunu kabul ediyor. Yani o demin sizin ifade ettiğiniz küresel gücü, işte Büyük Orta Doğu Projesi, bunun kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar. Bunu peki biz biliyoruz da AKP hükümeti ya da Sayın Başbakan bilemiyor olabilir mi? Şimdi çok açık net söylüyorum. Zaten sorun da orada. Türkiye Suriye'ye yapılacak bir askeri harekatı siyaseten desteklerse açık net söylüyorum İsrail'in siyasi jandarmalığını yapar AKP hükümeti. Askeri manada desteklerse de İsrail'in askeri jandarması yapar Türkiye'yi AKP hükümeti. Şimdi Anadolu'daki muhafazakar Allah dostlarına sesleniyorum. Bunu görsünler. Yani biz İsrail'le hasmane bir politikanın da tarafı değiliz ama tamamen İsrail'in güvenliği için yapılan bir operasyonun bu artık çok açık bilinen bir şey. Bir parçası olmayı Türkiye'de ehli namus Müslümanların içine sindirebileceği kanaatinde değilim. Lütfen bu görülsün. Nasıl sindiriyorlar peki? Şimdi bu hakikaten üzerinde çok tartışılacak bir konu. Bütün bunlar bilindiği halde nasıl sindirebiliyor? Şimdi yani bir kesim insanımız, Türkiye'de yaşayan bir kesim insanımız. Ben onların bunu
isteyerek ve bilerek sindirdikleri kanaatinde değil. Nasıl oluyor peki? Yeni, yani bundan yaklaşık 10-12 gün evvel. Yani başlarına kimse tabanca dayamadığına göre Sayın Çirkin, şimdi onu anlatmaya çalışıyorum. Müsaade ederseniz izah edeceğim. Buyurun. Çok önemli bir İslami yazar tanımlamasıyla bilinen, çok değerli bir şahsiyetle bu konuyu görüştüm birebir. Çok teşekkür etti ve bizi yanıltmışlar dedi. Şimdi nasıl destekleyebiliyor? Yani kameralar ortada. 30 kanal, 40 kanal aynı şeyi söylerse, bütün dünya televizyonları neredeyse oradaki Sünnilerin büyük bir zulüm içerisinde olduğunu ifade ederse, hükümetinizin bakanları, başbakanınız bunu böyle ifade ederse, kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği kanaatindeyim. Bir Müslüman, bir Müslümanın kanını akmasına kesinlikle gönlü razı olmaz. İşte niye böyle etmez. İfade ediyorlar? Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Türkiye'deki, şimdi beni batılı ülkeler çok ilgilendirmiyor. Şu anda yanlış bilgilenme. Yanlış bilgilenme. Hayır, eksik bilgilenme. Hükümetten söz ediyorum, bakanlarından söz ediyorum, Sayın Başbakan'dan söz ediyorum. Bunu demin de ifade ettiğim gibi bilmiyor olmaları mümkün değil. Evet. Bir projenin varlığından haberdar olmamaları mümkün mü bilmiyorum. Evet, mümkün. Evet, evet. Habersiz mi de? Şimdi haberdar olmamaları elbette ki mümkün değil. O zaman bilerek mi bir şey yapılıyor? Yani? Bilerek yapılıyor. Hükümet, AKP hükümeti meşruiyetini dışarıdan alıyor efendim. Yani sorun burada. Şimdi İsrail'le one minute diye kavga çıkarıyorsunuz. İsrail burnunuzun dibinde Kıbrıs'ta gelip petrol çıkarıyor. Bundan ilgili de bir ilginç detay açıklamak istiyorum bu programda. O işte Piri Reis gemisi şu bu gitti geldi, Başbakan ala yuvalayla yakarız yıkarız, Davutoğlu aynı şekilde, bunların hepsi yalan. Meğerse petrolü, bu bir skandaldır. Bu başka bir ülkede olsa ilgili bakan istifa eder. Petrolü bizim petrol sahamızda çıkarıyorlar. Türkiye Petrolleri anonim ortaklığının uluslararası alanda tescilli, dünya tarafından kabul edilmiş sahalarında çıkarıyorlar. Bunun adına mavi vatan diyorlar. Hı hı. Yani denizciler, askerler bizim kara sularımıza mavi vatan diyorlar. Tabii onların da şimdi pek kıpırdayacak hali kalmadı. Çünkü deniz kuvvetleri yapılan operasyonlarla çökertildi. Ve İsrail Rumlarla beraber petrolü ve gazı bizim kendi petrol sahamızda çıkarmış. Bu bilgiyi aldım ben. Tabii bunu burada boşu boşuna iddia etmemek adına yazılı olarak sordum Sayın Dışişleri Bakanı'na. Bu doğru mudur? Doğruysa ne yaptınız Türk Devleti olarak, Türk Dışişleri olarak? Nasıl bu one minute politikası? Buna nasıl müsaade edebildiniz? Gelen cevap son derece açık. Bunu kabul ediyor. Ve gerekli girişimleri yaptık diyor. Kim duydu? Hangi girişimi yaptınız? Bu askeri bir sebeptir. Askeri tedbir için bir sebeptir. Yani Türk savaş gemileri oraya gitmeli ve kendi topraklarını, petrol sahalarını korumalı. Deniz kuvvetleri ne işin vardır? Ama siyasi irade bu emri veremiyor. Siyasi irade boğazına kadar maalesef İsrail ile ilişkiler konusunda kamuoyu tarafından da son derece yanlış bilinen bir ikili irtibatta. Yani İsrail'e one minute diyorsun, bir İsrail projesi olan Suriye'deki iç savaşa destek veriyorsunuz. Efendim şimdi bununla beraber de neden biraz evvel bahsettik? Reyhanlılı soğan üreticisi niçin sıkıntı çekiyor? Rusya'yla komşularınız, Irak'la, İran'la arayı bozdunuz Suriye'deki tercihiniz yüzünden. Elde bir barzane kaldı. Hı hı. Orada. Bir de Haşimi kaldı. Oradaki eski devlet başkan yardımcısı. Orada idama mahkum edilmiş. Yani bir ülkenin iç işlerine karışmak adına boğazımıza kadar batmış durumundayız. Şimdi böyle olunca Rusya'da sizden zirai mamul almamaya başladı. Bizim soğanımızın en büyük alıcısı Rusya'dır. Hı hı. Domatesimizin en büyük alıcısı Rusya'dır. Yani oranın 300 milyondan fazla nüfusu olmazsa
burada belli bazı kalemlerdeki çiftçi çok büyük zarar eder. Bunun yanı sıra Hatay. Bitmiş. Bitmiş. Yani esnaf artık kriz mriz değil. Boğazına kadar batmış. Bitmiş de size bir şey söyleyeyim mi Hatay'la ilgili Sayın Çekiniz? Evet. Sizin dışınızda da yani siz milletvekili olarak bir de Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri, onların da hakkını yememek lazım. Onlar da buraya konuk oluyorlar. Zaman zaman basına da demeçler veriyorlar. Sizin dışınızda da konuşan kimse yok yani. 2-3 kişi sayılı. Ya evet böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Sivil toplum örgütlerine bakıyorum. Çıt yok. Başındaki isimlere bakıyorum. Hükümetin baskıcı politikası. İş adamlarına bakıyorum. Çıt yok. Tabii hükümetin baskıcı politikası yıldırıyor. Yani onlara da çok kazanmıyorsunuz. Çünkü görüyorsunuz işte bir Koç otelini açıyor diye vergi kontrolörleri gidiyor. Böyle bir Türkiye'de yaşıyoruz. Yani kendimizdeki yani, demokrasiye... Memnuniyetten dolayı değil diyorsunuz. Hayır memnuniyetten dolayı değil. Hmm. Bir kere Hatay esnafına artık neredeyse peşin para ya da bir ay bilemediniz iki ay vadeli ve kefilli mal vermeye başlıyorlar. Şimdi bir akıl ehli bu Suriye politikasının bize faydasını söyleyecek. Son olarak konuyla ilgili hükümetin bu Suriye politikasındaki %20'leri aşmayan desteğini fazlalaştırması adına tekrar ediyorum, zannettiğim bu meseleyi bir Alevi-Sünni zeminine oturtması, Türkiye'deki Alevi vatandaşların da Sünni vatandaşların da sinir uçlarıyla oynadı. Oynadı ama başarılamadı. Niye başarılamadı? Şimdi niye başarılamadı değil, hala başarılmak için uğraşılıyor. Uğraşılıyor. Yani. Şimdi bu bir devletin yöneticilerinin yani çok büyük hatasından ziyade bir anlamlandırmakta güçlük çekiyorum. Büyük bir gaf da diyemiyorum. Gaflet de diyemiyorum. Hıyanet demeye dilim varmıyor. Yani bir hükümet, bir devlet kendi eliyle vatandaşlarını nasıl birbirine düşürmeye kalkar veyahut kendisine ne kadar faydası olsa da buna yol açabilecek bir siyasi açılımı nasıl yapar? Şimdi biz zaman zaman Sayın Çirkin kendi içimizde konuştuğumuzda Hataylılar olarak yani birkaç kişi bir araya geldiğimizde şükür atlattık diyoruz. Şimdi siz diyorsunuz ki evet şu ana kadar başarılamadı. Hiçbir şeyi atlatmış değiliz. Başarılamadı ama halen aynı oyun oynanmaya devam ediliyor. Şimdi hiçbir şeyi atlatmış değiliz. Yolun başındayız da. Yani Suriye için biçilen model anlaşılan bu. Ha bir de şu var. Yani açık açık biz bir rejimin şu sebeplerden kolay yıkılamayacağını 2,5 sene evvel söylemiştik. Evet. Çıktı. Doğru. İki, bakın birkaç aydan beri bir şey söylüyoruz biz. Sovyetler Rusya ile ABD'nin esatlı çözüm noktasında anlaştıklarını ifade etmeye çalışıyoruz. Şimdi daha hala burada Amerika'nın ve Rusya'nın aslında ana aktör olduğu, bizim de maalesef figüranlık noktasında dahi rol kapamadığımız bir sorunda kendi gücümüz buna yetmiyorsa biz hangi çözümü kime, niye, neden dayatıyoruz? Evet. Şimdi Sayın Yolcu, bu mesele bilhassa bu hükümetin bu hatasından dolayı Suriye meselesinin bugüne kadar içimizde var olan yani 28 Şubat'ta da 28 Şubat sürecinde de Sünni kesimi mağdur oldu. Dönemler yaşandı. Başörtülü insanların mağdur olduğu dönemler yaşandı. Neredeyse bir Müslüman sefaresine çıkıldı 28 Şubat döneminde. Fakat bugüne kadar sorun laik antilaik şeklinde biçimlendiriliyor veyahut ifade ediliyordu. Şimdi bu sorun eğer bu böyle giderse milletimiz de birbiriyle kardeşlik bağlarını daha da kuvvetlendirme yolunda tedbirlerini daha da yükseltmezse, siyasiler sorumlu davranmazsa, Suriye meselesi içimize bir laik antilaik sözde çatışmasının bir Alevi sorununa evrilmesiyle kendini gösterecek. Bunun önünü almak zordur. Bu bakımdan burada, bugün de ahilik toplantısında ifade ettim.
Bugün birbirimize sahip çıkma günü. Bugün birbirimizin hatasını yok farz etme, görmeme günü. Alevi olarak da, Sünni olarak da. Evet, Hatay bu sınavı bugüne kadar verdi. Hatta bugün HESOP Başkanı, Hatay Esnaf ve Sanayi Odaları Birliklerinin tamamının başkanı olan Sayın Kadir Teksöz'ün çok değerli girişimiyle ben, naçizane, AKP'nin değerli milletvekili Sayın Adem Yeşildal ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli genel başkan yardımcısı Nihat Matkap birlikte bu söylediklerimi birbirinden eksiksiz diğer sayın milletvekilleri ve genel başkan yardımcısı da, yani gerek Adem Bey gerek Sayın Matkap da aynı şekilde çok düzgün birlik beraberlik mesajları verdik bugün. Ama biz size inanmıyoruz. Yani size derken Şefik Çirkin değil, siyasilere artık inanmıyoruz. Sayın Çirkin bakın, siz de tabii insanların içindesiniz netice itibariyle ama sanki Türkiye'nin başına ne geliyorsa, demin zaten sizler de ifade ettiniz. Sonuçta Adalet ve Kalkınma Partisi hükümet, evet, yürüttüğü yanlış bir politika var ve bu nedenle biz bu hale geldik diyorsunuz zaten. Onlar siyasi. Ve bizler düşünüyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi bu konuda yeterli çabayı gösterdiyse de sonuç alamadık. Onun için başımıza ne geliyorsa siyasilerden geliyor diye düşünüyoruz. Yani şimdi her zamanki gibi siyasi tabii günah keçisi olur. Vura balıya olur. Yani ve bu işin faturası siyasiye kesilir. Buyurun kendinizi savunun. Yani ben kendimi savunmak gibi bir kendinizi derken eksik siyasidir yani. Eksik olarak da görmem. Ben bu konuda görüşleri Türkiye'ce bilinen ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'ndan izinsiz de bu sözleri söyleyemeyecek bir milletvekiliyim. Yani ben Suriye konusunda tek bir milletvekili olarak partimle beraber Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında ne yaptıysam Sayın Genel Başkanım'ın bilgileri ve teşvikleri doğrultusunda yaptım. Evet. Ve daha yapıp da söylemediğimiz, sırra giren birçok mesele var. Yani şimdi elde televizyonunuz yok, elde gazeteniz yok. Size biraz evvel izah ettim yani Anadolu'daki kardeşlerimiz, Sünni kardeşlerimiz meseleyi doğru bilmiyorlar. Televizyon, koca koca televizyonlarında bu şekilde milleti yanıltabileceğini düşünemiyorlar. Ama yavaş yavaş bunları anlamaya baş. Buna rağmen Türk halkından hükümetin Suriye politikasına destek %20. Sayın Yolcu. Peki, yani bu bir şeyler ifade etmeli. Peki o zaman şöyle çevireyim olayı. Yani sizi amacım tabii sıkıştırmak falan değil. Yani hayır, burada bir tespit yapmaya tabii çalışıyoruz. Barış Demokrasi Partisi'ne baktığınızda benim sürekli verdiğim bir örnek bu. Birileri işte ABD'dir, İsrail'dir, Batılı dünya şöyle destekledi, şu oldu, bu oldu, bilmiyorum ne oldu. Ama netice itibariyle 10 milletvekiliyle kardeşim Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetini masaya oturttu mu oturtmadı mı? 10 milletvekiliyle. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nin 130 küsur milletvekili var. Sizin 100'e yakın milletvekiliniz var. Yani demek ki şimdi burada da bir şey var abi ya. Yani o milletvekiliyle sen hükümeti masaya oturtuyorsun, oturtabiliyorsan. Onların da bir şeyi yok. Yani yine sizin gibi televizyonları yok, bir şeyleri yok yani. Burada ne demek istersiniz? Ya o şimdi Sayın Yolcu. Buyurun. Yani Allah aşkına bir meseleyi doğru tahlil edin. Tamam, buyurun beraber tahlil edelim. Milletvekili, böyle bir deyim kullanıyorsunuz ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin yüzde değil zaten, 50 milletvekili var, bu önemli değil. 10 milletvekiliyle masaya oturttuğunu ifade edebiliyorsunuz. Yahu şimdi toplumda bu... Toplumda öyle biliniyor. Öyle bilinmiyor işte. Yani öyle değil bu. Bunu siz öyle görüyorsunuz. Haysiyetini ve şahsiyetini sandığa bağlamış. Yani bu sandıktan çıkamazsa bunu dünyanın sonu kabul eden bir iktidar anlayışı her türlü kepazeliğin adresidir. Ve her şeyi yapar. Seçilebilmek adına. Cumhurbaşkanlığı seçimi, benime söyleyeyim yerel seçim, genel seçim. Konu bu. Bir, bu önemli bir irade. Ve tek başına iktidar. Onunla sandığa, masaya oturmaya teşne olan iktidarın kendisi. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti 5000 tane teröriste teslim mi olurmuş? Böyle bir şey var mı? Biz bunları yendik. Yine yeneceğiz.
Bu günler geçecek. Olmamasını temenni ediyoruz elbette. Ayrıca Batı'nın baskısı, meşruiyetini dışarıdan alan bir iktidar bu baskılara boyun eğmek zorunda. Otur anlaş. Bunlar devlet istiyor, ver. Ana dilde eğitim istiyor, ver. Kürtler değil, PKK. Bizim Kürtlerle hiçbir sorunumuz yok. Şimdi kalkıp 10 milletvekili diye bu olayı buraya indirgerseniz çözümü bulamayız. Ne oldu barış süreci? Nerede bu 63 akil adam, sözde akil adam? Bir şey olmuş da 30 Eylül'de açıklayacak. Neredeler? Neredeler efendim bunlar? Televizyon gezip ya biz muhatap bulamıyoruz. Bizi dinleyen yok. Efendim bu bizim verdiğimiz raporlar tek bir dosyada toplanacaktı. Hükümet bizi muhatap almıyor diye televizyon gezip söylüyorlar bunu artık. Ortada kaldı. Efendim şu paket bu paket. Kendisinin meşruiyetini sandıkta arayan. Elbette siyasi partilerin meşruiyeti sandıktır. Ama o sandıktan çıkabilecek aleyhte bir sonuca tahammülü olmayan, çok sebeplerden dolayı, çok suçu olduğundan tahammülü olmayan, yarın bir gün bir iktidar değişikliğinde yaptıkları tek tek açığa çıkacak, bu devletin kaydı var. Ve bunun hesabını veremeyeceğini bilen bir iktidar anlayışının bu sandıktan çıkmak adına sadece kendi hükmü şahsiyetini, onurunu değil, Türk milletinin de onurunu birilerine peşkeş çektiği bir siyasi ortamda yaşıyoruz. Mesele bu. 30 kanalları var, 50 gazeteleri var, muhalefete muhalefet edildiği bir de dönem var Türkiye'de. Bu da yeni başladı. Peki nereye doğru gideceğiz Şefik Bey? Şimdi şöyle Türk bir durum da var. Türk milleti çözer bunu. Nasıl çözecek abi? Çözecek. Çözmüyor. Hayır, çözecek. Bu millet buna vakıf. Bu millet bunu çözecek. Ben inanıyorum. İnancınızı kaybetmeyin. Efendim, ne olacak? Buna teslim mi olacağız? Ya niye teslim olalım? Teslim olma olayı değil Sayın Çirkin. İşte demokrasi bakın, yoluyla. Bir taraftan demin de ifade ettik programın hemen başında. Madem konu oraya doğru geliyor, oraya doğru gidelim. Ben bir Türk vatandaşı olarak benim gururum rencide oluyor kardeşim. Ben 30 yıldır PKK'yla savaş vermişim. Şehitlerim var benim. Benim kardeşim değilse amcamın oğludur, amcamın değilse komşumun oğludur, bilmem neydir, sizin kardeşinizdir, diğerinin amcası oğludur. Ve 30 yıl sonra benim PKK olur başka biri olur. Terörist bir örgütle oturup karşı karşıya gelmem bile beni rencide eder. Bunun dışında söz konusu hükümet şimdi, siz öfkelendiniz biraz, sesinizi yükselttiniz, ben de sesimi yükseltiyorum. Çünkü buraya kadar doluyum yine. Şimdi El-Kaide örgütüyle işte Türkiye'de cirit atıyorlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Bir terör örgütle bu kadar haşır neşir olmak beni rencide ediyor. İyi de hükümetin hesabını yani, bizden mi soruyorsunuz? Kime soracağım? Nasıl yani? Efendim ben size oy vermişim. Siz muhalefetsiniz. MHP'ye oy mu verdiniz? Efendim Milliyetçi Hareket Partisi özellikle kası yok. Ben CHP'ye verdim oyumu da. Ama önümüzdeki seçimlerde düşünürüm CHP böyle devam ederse yani. Netice itibariyle muhalefete söylüyorum. Şimdi, biz yetersiz görüyoruz yani. Şimdi bakın. Ama sizin de çıkıp yani Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri de böyle diyor. Efendim 30 Cumhuriyet tane Halk televizyonları Partisi, var, 20 kadar tane gazeteleri var. Ne yapalım o zaman abi yani? O zaman gitmeyelim meclise, gelin burada oturalım boş yere hep beraber. Nasıl olsa biz bir şey yapamayız bunlara karşı diyelim, oturalım o zaman yani. Öyle mi yapmamız lazım? Şu konuştuklarınızın farkında mısınız siz? Yani muhalefete muhalefet ettiğinizin farkında mısınız? Bunu yapmakla bir hizmet mi ettim sanıyorsunuz? Yani muhalefetin sesini daha çok duyurabilme adına sizi tenzih ediyorum. Ama bir gayret gösterileceğini, evde oturacağına seçim günü 8 milyon kullanılmayan oy var Türkiye'de. Hadi bunun 2 milyonunu mükerrer sayın. 6 milyon kişinin sandığa gitmesi ki bu iktidarın seçmeni değil, belli bu. Evet. İktidarın seçmeni olsa gider, iktidara verir zaten. Veren de vermiştir. Bu 6 milyon insan pikniğe çıkıyorsa, muhalefete de sadece 50 milletvekili, diyelim Milliyetçi Hareket Partisi bölümüne, 51 milletvekili, bir tanesinde 51 milletvekili düşüyorsa, yani bunda suçun tamamını siyaset kurumunun muhalefetine atmanın ne alemi var? Bunlar geçecek. İnsanları ümitsizliğe sürüklemeyin. Halkımızın Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verme sahipleri
birer 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 kalkıyor. Sabırlı olun. Muhalefet her şeyi doğru yapmayabilir. Ama bu bir de adet olmuş. Yani muhalefete yüklenme. Ne yapıyorsunuz? Dağa mı çıkacağız? Ne yapacağız yani biz? Elimize silah alıp biz de mi dağa çıkalım? Demokrasiyle kurtulmak istiyorsak sabırla bekleyeceğiz. Bir ülkenin böyle zamanları olur. Olmaz değil. Yani bunlar geçecek. Millet de gelen milletle gitmeli. Onun da altını özellikle çizeyim. Yani başka türlü gitmesi antidemokratik yok, zaten yollar. Türkiye'de artık o yol kapandı. Tabii. O yol zaten yok artık. Yani bunlar elbette olacak. Bunun emareleri, bunun işaretleri de varken milleti bu iktidardan nasıl olsa kurtulunamayacak diye ümitsizliğe sevk etmenin amaca hizmet edemediği kanaatindeyim. Sayın Yolcu, yani burada biraz da daha vicdanlı olunması kanaatindeyim. Ben bir milletvekiliyim. Yani şu ilde 10 milletvekili var ve ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin tek milletvekiliyim. Yani siz şimdi bizim performansımızla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 5, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4 milletvekilinin bütününün performansını eş tutabilir misiniz? Bir insan ne yapabilir? Ama buna rağmen işte ilçelerimizde, köylerimizde gidebildiğimiz her yere gidiyoruz. Şimdi belli ki şu memlekette bir çatışma isteyen, bu memleketi karıştırmak isteyen güruhlar var. Yani Allah aşkına Milliyetçi Hareket Partisi'nin şu Suriye meselesindeki Alevi ve Sünni önceliğimiz bu. Bakın çok önemli buluyoruz bunu. Vatandaşlarımız arasındaki çıkartılmak istenen, aslında her ikisinin de birbirine olan sevgisinin en büyük engel olduğu bir ortamda hizmetimizi görmüyor musunuz? Gücümüz bu kadarına yetiyor. Ve gücümüzün de şahsen üstünde hizmet verdiğimize inanıyoruz biz. Yani bu dönem bizim milletvekili seçildiğimiz 2011 Haziran'ında alınan bir tedbir veyahut bir kararla aslında çalıştığı her an her saat TRT 3 marifetiyle canlı yayınlanması gereken faaliyetlerinin haftada 3 gün ve 3'e 4'er saate düştüğü, milletvekilinin, muhalefet partisinin kendisini gösterebileceği, artık bu kadar kanalların kendisine kapalı olduğu, muhalefete kapalı olduğu bir ortamda bir tek Meclis TV ve TRT 3 alanının da muhalefete kapatıldığını niye görmezsiniz? Yani bakıyoruz, bir demeç veriyoruz. Hem şimdi affedersiniz, çarşamba günü, biraz evvel siz söylediniz, teyit ettiniz daha doğrusu. Bir bombalama olabileceğini işaret ediyoruz. Bir milletvekili daha ne yapar? Ama bombalama olana kadar basında tek satır görülmemiş. Yani oturup bunlara niye böyle yapıyorsunuz, niye böyle muhalefet ediyorsunuz denilecek yerde. Bombalamadan sonra bütün Türkiye'nin bütün internet kanallarında, televizyon kanallarında, internet sayfalarında, bak Şefik Çirkin bilmişti, bu bizi memnun etmiyor. Ve ben ertesi gün, kimse bilmiyor bunu, çarşamba günü bu basın toplantısını yaptıktan sonra perşembe sabahı baktım, tek satır yok. Ya çok önemli bir şey söylüyoruz biz. Durumu iyi görmedim, çok ciddi bir durum. Zaten maalesef eldeki veriler de doğru çıktı, bombalama oldu. Sayın Grup Başkan Vekilimiz Oktay Bural Bey, siz onu bilerek mi söylediniz? O güne geri dönecek olursak. Çünkü Reyhanlı patlaması evet, oldukça. Evet, müsaade edin bir bitireyim. Sayın buyurun, Grup Başkan Vekilimiz Oktay Bural Bey'i aldım. Dedim ki benim sözüm yetmedi. Bunu birlikte söyleyelim. Birlikte buna bir çare bulalım. Ve bir grup başkan vekili olarak siz hem daha medyatiksiniz hem yetkilisiniz. Evet. Kırmadı sağ olsun. Birlikte çıktık, söyledik. Söylediğimiz her şeyden bahsetti ama bu tarafından gene bahsetmediler. Şimdi böyle bir karartma, böyle bir ambargoda muhalefetin yapabildiği işleri de halka gösterememe ve doğal olarak da halkın nerede bu muhalefet dediği bir ortamda, siz meseleyi bilen kültürlü bir insansınız. Bunu herkesin söylemesi, konuşabilmesi normal. Sizinkini anormal bulurum. O da kabiliyetinizden, kapasitenizden.
ve aydınlık kişiliğinizden. Yani diyorum ve bunu böyle kapatıyorum. Gelelim öteki olaya. Bu da tabii bugün burada bu ekranlarda haliyle söylenemeyecek tarafları vardır bunun. Ama bunu zaten ben değil devlet de biliyormuş ki iki saat sonra biz Reyhanlı'da daha ölenleri bulamazken hükümet katil öldürenleri bulmak ve maalesef bunu da çok kötü bir şekilde takdim ederek, yani daha evvel söyledim, tekrar söylemekte de bir mahsur görmüyorum. Siz ne yapıyorsunuz? İşte Suriye artı muhaberat artı acilciler, yani Antakya mahreçli bir örgüttür bu. Artı bu acilcilerin başı olarak da şu an yurt dışında yaşayan ve Antakyalı Alevi kökenli bir şahsın isminden bahsediyoruz. Tüm bu artıların bir eşittiri vardır. Bunun eşittiri, bunu meclis kürsüsünden de ifade ettim, bir Aleviler demedikleri kaldı. Şimdi böyle bir anlayışta Alevi kökenli insanlar kendini nasıl hisseder? Sanki bu olayın sorumlusuymuş gibi. Ve Sünni kökenli insanların bir bölümü bu olaya nasıl bakar? Sayın Yolcu. Yani bu çok önemsediğimiz bir durum. Bakın Milliyetçi Hareket Partisi Sünni tabanlı bir siyasi parti olduğu halde bu meselenin birlik ve barışa ne denli zararı olabileceği tespitini Sünni ağızda söylemek cesaretine sahip bir siyasi harekettir. Bu CHP'nin görevidir. CHP söylemek zorundadır. Milliyetçi Hareket Partisi'nde görevidir. Ama zor olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin ağzından çıkmasıdır bu sözlerin. Ve bir MHP'li vekilin ve bir MHP'li MHP'nin Sayın Genel Başkanı'nın. Ama biz bunu ifade ediyoruz cesaretle. Oy peşinde değiliz. Rızkımızda seçilmek varsa Cenab-ı Allah nasip etmişse seçiliriz. Derdimiz şu ki buradaki kavgayı ne Alevi istiyor ne Sünni istiyor. Yani Sünni kardeşlerim şunu bilsinler, Alevi kardeşlerim memleket için şehit vermişler. Yani bundan evvel gaziler yemeğine Sayın Valinin davetlisi olarak gittiğimizde yanımda oturan 1996 yılında PKK tarafından şehit edilen Dursunlu'lu bir vatandaşın, Antakya Dursunlu'dan bir vatandaşın yakını. Yani biz böyle bir vilayette yaşıyoruz. Yani bu an şeyde de içinde yaşadığımız bu günlerde de elbette ki bir türlü bitmeyen, şimdi çok şükür bir sessizliğe bürünen benim Armutlu'daki Gezi olayları gibi bu olayları da çok dikkatli hem Alevisiyle hem Sünnisiyle değerlendirmek zorundayız. Yani bakın bu konuda da iki cümle söylemek istiyorum. Sünni kardeşim şunu bilsin ki Gezi olaylarının Antakya bölümünün muhatabı Alevi kardeşlerimiz değil. Orada 80-90 tane elimizde de listesi bulunan 4-5 tane örgütün yaptığı iş bu. Evet. Bu kadar basit. Artı Alevi vatandaşların kendisi de bu gösterileri istemiyor. Armutlulu esnaf bundan rahatsız. Alevi kökenli insanlar meselenin nereye doğru götürülmek istediğinin birebir farkında. Ve bunlara kitlesel destek verilmiyor. Yani 400 bin Alevi kökenli yurttaşımızın yaşadığı bir ilde 300 kişilik, 500 kişilik, 1000 kişilik gösterilerin tabanı var diyebilir miyiz? Ha, bir şanssızlığımız da şu. 3 evladımızın da kaybedilen bu Gezi olaylarında 3'ünün de Hatay kökenli olması, 3'ünden ikisinin de Hatay'da hayatını kaybetmesi. Yalnız herkesin ağzından çıkana dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi buradan tekrar ediyorum. HRT olarak bugün Aileler Günü'ndeki yaptığım konuşmada da ifade ettim. HRT olarak Hatay'daki huzura o gün o olaylarda hayatını kaybeden çocuğumuzun polis tarafından öldürülmediği ve apartmandan düştüğü noktasındaki görüntüleriniz Hatay barışına çok hizmet etmiştir. Siyasiler daha olay ortaya çıkmadan ağzında
bir şeyleri evelememeli, gevelememelidir. Yani Alevi kökenli yurttaşlarımızın, kardeşlerimizin bu evlatlarını bir polisin öldürdüğüne inanmaları ve bunu kasıtlı yaptığına inanmaları onları da büyük bir travmaya yol açardı. Ve siz o gün gerçekten de takdire şayan, hatta bazı gene bu unsurlardan muhtemelen de bu provokatörlerden tepki de almışsınızdır. Yani bunu aldık elbette, fakat onu da şöyle biz değerlendiriyoruz Sayın Çirkin. Yani evet, ben kendim defalarca bunu yorumlarımda izah ettim. Biz de sizin de izlediğiniz gibi yani yüksekten düşme görüntüsü vardı. Ama hakikaten ondan öncesi tabii yoktu. Ama ondan öncesinde de benim kendi şahsi kanaatim bu yani. Bu çocuğun, Ahmet Atakan'dan söz ediyoruz, başına bir şey gelmişti sanki. Yani genel kanıda bu zaten toplumda. Yüksekten düşerken çünkü hakikaten cansız bir beden gibi düşüyordu. Ama elbette biz bunu polis mi yaptı, vatandaş mı yaptı, kendisi mi düştü, biri mi itti? Bunu efendim, bilebilme şansımız yok tabii Cumhuriyet Savcılığının yapacağı. Burada mantıksız olan şeyler. Şu, polisin oraya çıkabilmesi kendi can güvenliği açısından mümkün değil. Bir şeyi iddia edersek çok dikkatli olacağız. İşte bu konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığının gibi, şeyleri var bizim zaten. Bizim gibi milletvekilliği sıfatı taşıyan insanların toplumu barışa sevk edici ifadeler kullanmasında fayda var. Filan görgü şahidi bana söyledi, bunları polis öldürmüş, yukarıdan polis atmış. Böyle şeyler söylenmez. Kaldı ki böyle olmadığı çok açık. Polis kendi can güvenliği için oraya çıkamaz. Bunun bir mantığı yok. Çeşitli hurafeler işte. Orada işte nasıl o zaman düştü? Efendim gasp şeyi. Bunun da mekanik olarak imkanı yok. Bunların hepsini biz araştırmadık sanmayın. Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Yani biz devleti yıpratmamak adına bu noktalarda, şu araştırmalarda, buralarda boy göstermenin merakında değiliz. Kendi çapımızda yaptık araştırmamızı. Bu evladımızı polis öldürmüş olsa onun da elbette ki peşine düşmek siyasinin görevidir. Ama bu doğru değil. Evet. Bunu doğru şimdi, gibi takdim etmek bu toplumdaki barışa hizmet etmez, tam tersi karıştırır. Peki yani, bu neyi değiştirir Sayın Çirkin? Şimdi netice itibariyle Türkiye'de bir takım, yani bu olay aslında fazla girmeyecekti. Polisin direkt vurarak öldürmesi ya da bu çocuğun direkt çatıdan düşmesi ya da başka şey olması. Nasıl netice neyi itibariyle, değiştiriyor? Tabii ki bir şey değiştirmez. Netice itibariyle burada mesele polisin, çocuğun hayatını kaybetmesi ise değiştirmez. Efendim polisin mesele olayın böyle sırasında. Olur yani mu şimdi? Mesele olayın mesele olayın böyle takdimiyle yani fark edemiyor musunuz hayır, bunu? Sayın Çirkin şimdi elbette size katılıyorum bu konuda ama netice itibariyle bir polis müdahalesi var. Ve bu müdahale sırasında bu çocuk ölüyor. Bak hala polis müdahalesi diyorsunuz. Efendim polis müdahalesi sırasında tabii şimdi yani polisin müdahalesi orada olmasaydı bu çocuğun hadi çatıdan düşmüş olsa bile ne iş var çatıda yani olmayacaktı ki bu iş. Değerli, sonuçta yanlış bir şey var yani yanlış giden bir şey vardı. Değerli dostum Adana'da da bir polis göstericiyi kovalarken düştü öldü. Yani şimdi orada gösterici müdahalesi mi var demek lazım? Bu nasıl bir mantık? Peki efendim nasıl bu çocuk düştü? Şimdi bu konuya vallahi girmeyecektim ben şimdi siz anladım efendim. Ben, yani bu çocuk çatıda ne yapıyordu Sayın Çirkin o zaman? Şimdi ben şunu ifade etmek istiyorum. Bu çocuğumuz kendini kaptırmış bu olaylara. Yarın bir gün o çıkar. Polis öldürdüyse o da çıkar. 3 sene sonra çıkar, 5 sene bu efendim, çıkar. Biz polisin direkt çekip vurmasından söz etmiyoruz zaten. Bir saniye. Bir politikadan söz ediyoruz Sayın Çirkin. Söyledin efendim. Mühim olan bunu polisin öldürüp öldürmediği bilinmeden çok önemli yetkili ve kanaat önderi ağızlarımızın da bilmeyerek kötü niyetleri yok. Yani erken açıklamadan söz ediyorsanız tabii, haklısınız. Kötü niyetli yani olmadan ama bilmeyerek de olsa bunu böyle ifade etmeleri siz ısrarla anlamamak isteseniz de toplumda infiale yol açar. Ve polis hedef olur. Ve işin rengi değişir. Şimdi gizli eller tarafından polis aracına, araçlarına ateş açıldığını biliyoruz değil mi efendim? Yani şimdi bunu Armutlu halkı mı yapıyor? Bu mümkün mü? Yok ben ona da inanmıyorum zaten. Mümkün değil. Ona da inanmıyorum. Yani içinden bir Suriyeli mülteci buldular bakın geçen aylardaki gösterilerde. Hatta birkaç tane buldular da bir tanesinin bereket resmini çekmiştir nüfus kağıdıyla.
basına verdiler ve çıktı. Yani ben bir şeylerin anlaşılması adına çok karanlık işlerin olduğunu ve kanaat önderlerinin tamamının ağzına sahip olup bin düşünüp bir konuşması gerektiğini ifade ediyorum. Şimdi bu halde yarın bir gün bir karanlık köşede de bir Sünni çocuğun, Allah esirgesin, Allah saklasın, öldürüldüğünü düşünelim. Oynanmak istenen oyun bu. Evet. Bu konuda hemfikiriz. Şimdi o zaman birileri de çıkıp bunu şunlar öldürdü derse bu neye hizmet eder? Bir devlete bırakalım. Bakın devlet hala vardır. Bu iktidarın son derece olumsuz tutumlarına rağmen devlet hala vardır. Buradan Alevi kardeşlerime de sesleniyorum. Devlet onların da devletidir. Kendileri bu devletin birinci sınıf vatandaşlarıdır. Onların hukukuna yapılan bir tecavüz Milliyetçi Hareket Partisi'nin şahsi meselesidir. Ama sorunu son derece içinden çıkılmaz bir hale getirmeden, bakın bugünkü yapılan Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Adem Bey, Sayın Matkap ve bizden de açsana benim yaptığım girişimler ve bunların devamıyla ancak bu işin altından kalkabiliriz. Bugün devlet birçok provokasyonu da hiç kimse bilmeden engellemiştir. Bunları biz açıklayamıyoruz. Biliyoruz ama. Ve polis çok kötü bir durumda. Bunlar insan. Hata da yapabilir. Ve şu anda da polis hata yapmaya çok müsait. Neden? 30 saat görev yapıyor. Siniri bozuluyor. İçinde mutlaka kötü niyetlisi de yok mudur? Olabilir. Ama bırakın bunu. İnsan elbette. İnsan. Havaalanına tayin oldum diye sevinmiş. Garibim. Ama havaalanından evine gelemiyor. Evine gitmeden ihtiyat kuvvet olarak bekletiliyor. Günlerce. Havaalanı polisi 30 saat çalışıyor. Aralıksız. Şimdi bunda artık sinir kalır mı? Şimdi zaten sağlıklı düşünebilmesi Çekin, mümkün mü? Bu son yorum olsun. Yorumla niçin Hatay'daki sorun. Bütün bu olaylar biline yüz binlerce mülteci varken, bunların içinde kötü niyetliler olabileceği de düşünülmeliyken, niçin Hatay'daki polis kadrosu iki misli artmaz? Niçin Hatay'daki sağlıkçı kadrosu iki misli artmaz? Çok önemli sorunlar var. Bakın inanın yani. Sayın Çirkin, şimdi Armutlu'daki olaylarda başından sonuna kadar ben vardım. Yani yaklaşık 2-3 ay sürüyor. Şükür şimdi son bir haftadır fazla bir problemimiz yok. Orada ben dahil olmak üzere, yani ben bunu sürekli dile getirdiğim için söylüyorum. Polisin müdahalesine ben hiçbir zaman Ali Yolcu olarak karşı çıkmadım. Hatta destekledim. Polisin müdahalesi olması gerekiyor dedim. Biraz daha böyle demin konuşursa senin durumun sizin, kötü olacak. Hayır, hiçbir problem olmaz. Sizin dediğiniz nedenden ötürü bu Alevi Sünni karşılaşması olmaması bakımından. Daha önce ben bir yazı da yazdım. Kültür merkezinin önünde oraya toplanan yüzlerce kişiyi de ben biliyorum. Eğer Armutlu'dan gelen kitle bırakılsa müdahale edilmeden o kitleyle karşı karşıya gelecek. Ondan sonra Antakya'nın bitmesi demektir zaten o temas olduğu an. O anlamda bir problemi yok. Polisin müdahalesine karşı değilim. Ama polisin müdahale şekline karşıyım. O acımasız davranış şekline karşıyız. O arka arkaya yüzlerce gaz bombası atmasına karşıyız. Biz orada karşı çıktık olay. Yoksa polisin müdahalesiyle ilgili hiçbir sıkıntı yoktu yani. Evet, tabii şimdi bu gaz bombası işi de gerçekten abartılıyor. Yani bu gaz bombası olmadan bu olaylar nasıl duruluyordu? Ama abi çok kullanılıyor ya. Vallahi çok kullanılıyor. Ben anlatamadım dediğim. Efendim zaten sizle benim aramda... Yani bir tane atılsa yeterli 100 tane atıyor adam. Yani öyle bir sıkıntı şimdi var. Sizle benim aramda birbirimizi anlayamama sorunla ben... Ya yukarıda... zaten anlatsaydık aynı safta olurduk Sayın Çirkin. Şimdi ya ben bir EFR olurdum. İşte ben bunun tam tersini ifade etmeye çalışıyorum da size. Yani siz anlamak istemiyorsunuz. Abartılı derken. Buyurun peki. Yani bırakmıyorsunuz da bir türlü beni. Bu gaz bombaları ithal edilmeden, yani polisin elinde böyle bir gaz bombası bulunmadan bu toplumsal olaylar engellenmiyor muydu? Engelleniyordu. Yani gaz bombası bir kere amaca hizmet etmiyor. Hazır gaz bombası mesela Armutlu'ya atıyorsunuz. Armutlu'da hiç bu işlerin ilgisi olmayan, evinde oturan vatandaşı evet, doğru. Yani çıldırtacak derecede rahatsız ediyor.
Yani biz biliyoruz efendim, şimdi vicdanen konuşmak lazım. Vali göbeğinde akşam, Ramazan'da bir akşam otururken rahatsızlandım. Sebebi Armutlu'daki, oraya kadar geldi çünkü, kilometrelerce ötedeki gaz bombasının kokusu dahi yetiyor rahatsız etmek ve rahatsız olmak adına. Şimdi doğru, bu gaz bombası meselesinin temelde polisin işini kolaylaştırdığı kanaatinde değilim. Bak, bu programdan bir şey çıktı. Yani bundan evvel bu polis birçok toplumsal olayı engellerken elinde gaz bombası mı vardı? Bu ithal edilene, Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı bu kararı alana kadar yoktu. Yoktu. Ama engelliyor muydu? Engelliyordu. Bu kabiliyeti vardı. Evet. Gaz bombasının, ben tam tersi, göstericinin, gösterici başka şey efendim, bunları da ayırmak lazım. Provokatör başka şey. Yani hükümet bir kere bu milyonlarca insanın niçin sokağa düştüğünü anlayamadı ya da anlamak istemedi. Yılların gerginliği var. Bir kere gerginlik üzerinde siyaset yapan hükümetin ve AKP'nin kendisi. Üstüne yani bir gün iki gün evvel, zaten hemen hemen her gün yaşıyoruz bunu. Sayın Başbakan örneğin günde 3 program yapıyor ve 3 yerde birer saat konuşacaksa 25-30 kanal direkt naklen bağlanıyor. Çok önemli bir diziyi, çok sevdiğiniz bir programı seyrederken sorgusuz sualsiz tak Sayın Başbakan'ın konuşmasına geçiyor. Bazen günde 3 saat. Yani şimdi böyle bir ülke olabilir mi? Bunların hepsi bir gerginlik sebebidir. Gezi bunun patlamasıdır. 60 tane ağaç değildir. Hükümet bunu çözemedi. Gezi olayının 2 tane istismarcısı var efendim. Birisi Adalet ve Kalkınma Partisi ve Sayın Başbakan. Gezi'nin sırtından neredeyse emzik gibi ağzından bırakmıyor. Biri Mısır, biri Gezi son zamanında. Artık Türkiye'de darbe dönemi kapandı herhalde ki Türkiye'de bir darbe şeyi ticareti bittiği için Mısır'daki darbe ticaretine başladık. Mısır'daki darbeyi tasvip ettiğimizden değil. Ama bunun gündemi olmaz. Yani siz 4 parmak işaretiyle Mısır'da Mursici bir nesil yaratırsanız ondan sonra dönüp bir kısım insanlara Esadçı diyemezsiniz. Bu hakkınız olmaz. Yani Mursi'yi sevebiliriz. Mursi'nin iktidardan düşürülmesine karşı olabiliriz. Mursici bir nesil olmaz. Atatürkçü, milliyetçi, devletine, milletine, dinine iman eden bir nesil olur. Hangi dili konuşursa konuşsun. Esadçı da olmaz. Ama siz orada mursicilik yaparsanız birilerine başka şekilde tahrik edersiniz. Çok dikkatli olmalısınız. Şimdi bu şartlarda son derece sorumsuz bir anlayışla karşı karşıyayız. İşte biz burada siz beğenmeseniz de muhalefet olarak elimizden gelenleri yapma noktasında sonuna kadar gideceğiz. Bu ülke hepimiz. Evet. Peki Sayın Vekilim, bu konuyu da böyle kapatmış olalım. Evet. Çok kısa rica edeceğim sizden çünkü sürem doldu, açtık hatta biraz, ama biraz daha iki sorum kaldı, onları size sormadan evet, sizleri uğurlamak istemiyorum daha doğrusu. Bir barış süreci konusu var biliyorsunuz. Az önce kısmen değindik ama işte 30 Eylül'de de, yani birkaç gün sonra bu barış süreci kapsamında hazırlanan bir paket var hükümet tarafından. O da açıklanacak zaten, onu da dipnot olarak hatırlatmış olalım sevgili seyircilerimize. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu barış sürecinin yöntemine karşı olduğunu ben biliyorum. Yöntemine, barış sürecinin kendisine değil, yöntemine. Yani demin az önce benim söylediğim gibi polisin müdahalesine değil, polisin müdahale yöntemine benzeşiyor bunlar o şekilde. Gelinen son nokta itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi ne düşünüyor? Şimdi bakın, bu adına barış dedikleri süreç bu milleti çözer. Birkaç cümleyle temas edeceğim. Buyurun bu size. Aslında başlı başına bir program konuşuyor. Elbette, elbette.
Siz on binlerce insanımızın, askerimizin, polisimizin, öğretmenimizin, imamımızın katiliyle masaya oturur. Yani hukuken, kanunen ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum. Bundan da hüküm yemiş. Evet. Bir kişiyle masaya oturur ve bunu meşrulaştırır ve bunu barışın kahramanı yaparsanız barışa en büyük darbeyi vurursunuz. Bu millet bunu azmetmez. Bir. Aynı zamanda beraberinde bu meseleye Kürt meselesinin çözümü diye girerseniz bu eli kanlı terör örgütünü ve onun başını Kürtlerin hamisi durumuna getirirsiniz. Bu da en başta Kürt vatandaşlarımıza karşı en büyük hakarettir. Biz kan akmasını nasıl isteyebiliriz? Ha, bu arada da durun bir dakika, yanlış yapıyorsunuz. Bu yöntem değildir. Bu PKK'yı büyütür, meşrulaştırır, terörist başını kahramanlaştırır. Yani Mandela yapıyorlar şimdi bunu. Mandela gerçekten haksızlığa uğradı bir ülkede sivil direniş gösteren namuslu şerefli bir adam. Bunda eroin kaçakçılığı var. Kürt çocukları da dahil olmak üzere kundaktaki bebeğe kurşun sıkma var. İnfaz var. Devletine baş kaldırma var. Her şey var. Yani şimdi bunun ne alakası var Mandela'yla? Yani bir halk kahramanı haline getiriyorsunuz. Ve süreci zaten AKP değil, PKK yönlendiriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri durumuna baktığınız zaman neydi bu sürecin başı? PKK silah bırakacak. Türk Silahlı Kuvvetleri silah bıraktı. Neydi bu sürecin başı? Başbakanın Allah aşkına hangi dediği gerçekleşti? Nerede bıraktı Türk Silahlı Kuvvetleri silah? Sayın Çekildi. Türkin? Onu biz mi? Hayır efendim, bunu siz bilmiyorsunuz. Bütün Güneydoğu biliyor. Bu işle ilgili herkes biliyor. Güneydoğu'dan çekildi Türk Silahlı Kuvvetleri. Bunu Mehmet Altan yazıyor Sayın Yolcu. Mehmet Altan, liberal yazar. Devlet, Türk Silahlı Kuvvetleri Güneydoğu'yu PKK'ya terk etmiş diye. Ya nereden çıkıyor bu cenaze törenleri, şehit törenleri, mezarlık açılışları? Türk Silahlı Kuvvetleri görevde olsa ve aktif görevde olsa bu rezaletler yaşanır mıydı Allah aşkına? PKK ondan sonra çevirdiler. PKK işte silahlarıyla çekilecek falan filan. Bundan sonra PKK silah bırakacak. Silah bırakan da TSK, Türk Silahlı Kuvvetleri, çekilen de Türk Silahlı Kuvvetleri. Şimdi bunun adı teslimiyet. Buralara geri dönüşünüz çok kanlı olabilir. Çok kanlı olabilir. Bir, şimdi bir basit örnek vereceğim. Daha 3-4 sene evvel bu sözde Kürt açılımı, ondan sonra dönüp Milli Birlik ve Kardeşlik projesi dediği Sayın Başbakanım. Burada 30 yıldan beri Ankara'da oturan Ahmet Türk kiraya ev bulamadı. Basına yansıdı. Ve kendisine evi vermeyen de Mardin'de bir hemşerisi. Komşularım seni istemiyor dedi. Sayın Genel Başkanımızın, Devlet Bey'in çok enteresan bir tespiti var. Bu açılım sürecidir ki, bu barış sürecidir ki vatandaş da kasabını, fırıncısını, hatta komşusunu seçme alışkanlığı ya da tepkisi doğurdu. Tam deyimi yerine oturtamadım. Tepkisi doğurdu dedi. Şimdi bunlar toplumu böler. Bu millet bunu kabul etmez. Bu millet yenilmeye alışmamış. Bu milletin tarihinde yenilgiyi hazmetmek diye bir şey yoktur. Kaldı ki yenilmemişiz. Adamı yakalamışız, örgütü teslim almışız. Efendim 9 aydır kan akmıyormuş. Ya bizim dönemimizde 5 sene akmadı 2005'e kadar. Bundan bahseden yok. Şimdi durun ne yapıyorsunuz diyene şirretçe iftiralar atıyorlar bize. Biz bu sürece karşı duran tek siyasi partiyiz bu ara. Onu da ifade edeyim. Çünkü sonunu görüyoruz. Suriye konusundaki maalesef tespitlerimiz nasıl birebir çıkıyorsa, bu tespitlerimiz de doğru çıkarsa... Aynı şeyi söylüyor musunuz? Yani Türkiye şu anda bu süreçle ilgili bomba üzerinde mi oturuyor yine? Hem de nasıl? Yani meşruiyet haklılıktadır. Sandıkta değildir sadece.
vicdanınız temiz olacak, temiz işleri yapacaksınız ve meşruiyeti milletin ve Yüce Allah'ın katında öyle sağlayacaksınız. Yani birinci parti çıkarsınız, iktidar olamayabilirsiniz. İkinci parti olabilirsiniz. Bu sizin haksızlığınız manasına gelmez. Ama bir hesap verebilmelisiniz. Yani muhalefet olduğunuzda o hesabı veremeyecek durumdaysanız sandıktaki zafer sizin hayatınızda eşdeğer gördüğünüz bir sıkıntı olur ve zaten bundan dolayı bu işler bir miktarda oluyor yani. Evet. Şimdi bu noktada çok dikkatli davranılmalı. Kürt kardeşlerimiz, yani şimdi mesela bazen diyorlar ki efendim bize niye Kürt kökenli diyorsunuz ya? Bu Kürt bundan rahatsız değil ki. Ben Türkmen kökenliyim. Türk bir ırkın adı değildir. Bir milletin adıdır. Ben bu milletin Türkmen boyundanım. Siz Alevi veyahut işte Arap boyundansınız. Öteki kardeşim Kürt boyundan. Öteki kardeşim gayrimüslim kesiminden. Yani bu bunda ne var? Bu kompleks olmamalı. Yani köken budur. Türk bir milletin adıdır. Irkın değil. Israrla ifade ettikleri. E şimdi işte paket açıklanacak. Buyursun açıklasın. Bu paket doğru düzgün bir paket olsa şimdi 50 defa söylerdi zaten. Yani açıklasın göreceğiz. Ortada da bir şey yok. Bir avuç PKK'nın eline teslim olmuşsa bir iktidar millet bunun hesabını soracak ve cezasını da verecektir. Buna peki, inanan müşteri olur. Siz de demin programın başında millet hesabını soracak, sandıkta soracak elbette. Size bu konuyla ilgili zaten hemfikiriz. Hakikaten ülkemiz artık demokrasisi eksik de olsa bir yere oturmuş ve artık evet bizde her şey sandıkta bitmeli. Burada katılıyoruz ve 30 Mart'ta da en yakın tarih olarak 30 Mart'ta yerel seçimler var biliyorsunuz. Hemen ardından genel seçimler. Kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi. Aslında bu 2-3 yıl içerisinde üst üste 3 önemli seçim yaşayacak Türkiye. Tabii Milliyetçi Hareket Partisi de diğer siyasi partiler gibi öncelikle yerel seçimlere, yani 30 Mart, evet, önümüzdeki 30 Mart'taki yerel seçimlere belli bir hazırlık içinde. Oradan biraz söz edelim mi? Yani nasıl hazırlanıyorsunuz yerel seçimlere? Milliyetçi Hareket Partisi bir kere Hatay'da, Hatay Teşkilatı, ben de il başkanı olduğum dönemden bilmeniz lazım, yerel seçimde çok tecrübeli bir siyasi partidir. Evet. Yani biz bir belediyeden 16 belediye çıktık. Bunların 6'sı ilçe. İlçe. Ve hepsini de, yani ilçelerin yarısı demek bu. Hepsini de iktidar partisinin elinden aldık. Şu anda çok adaylı bir süreç yaşıyoruz. 12-13 ilçede, yani ilçe sayısı biliyorsunuz 15'e çıktı. Bunlar muhtemelen 12 ya da 13'ünde Milliyetçi Hareket Partisi iddialı. Yani 12'sinde kesin iddiası var. 13'ü için bir çalışma yapılıyor. Yani tamamında adayı gösteriyor musunuz 15 ilçenin? Tabii ki, tabii ki. Tamamında göstereceksiniz. Tamamında. Ve birden fazla adayımız var. Bir iki ilçemiz hariç. Diğerlerinde birden fazla, bazı ilçelerde 10'a yakın adayımız var. Aday adayımız var. Şu yani, aşamada tabii, aday adayı, evet. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi anketlerini yaptıracak. Bu adaylarımızın hepsi değerli. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'ne adaylıkta tercih eden bir şahsiyet bir kere bize göre çok önemli bir değere sahip. Çünkü iktidar partisini tercih etmiyor. Bizi tercih ediyor. Yani bu da ilkesel bir duruş olarak kabul ediyoruz. Şimdi biz bu aday adaylarımızın hakkını yememek ve halkla da bütünleşerek bir adayı tespit etmek adına öncelikli olarak anket çalışmaları yapacağız. Ve şu anda da yapılıyor zaten. Bunun yanı sıra hemen hemen muhtarlar, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları, artık çok profesyonel gidecek Milliyetçi Hareket Partisi. Ve halk bunlara sorularak ve teşkilatlarımızın da onayı alınarak neticede aday tespiti yapılacak. Ve bu sürecin sağlıklı işleyeceği kanaatindeyim. Arkadaşlarımız, tecrübeli arkadaşlar, il teşkilatımız, ilçe teşkilatlarımız bu konuda gerçekten sorumlu davranıyor ve iyi çalışıyorlar. İyi bir netice bekliyorum. Gerisi milletimizin takdiri. Cenab-ı Allah'ın kısmeti. Biz ülkücüyüz. Sayın Yolcu. Yani 45 yıllık bir siyasi partiyiz. Çok acı ızdırapları geçirmişiz. Biz Allah'a teslim bir
kuruluşuz. Cenab-ı Allah'a teslimiz. Talip olduğumuz yerler onun nasip sınırına bağlıdır. O neyi nasip etmişse bize, biz ona talibiz. Milletin takdiri. Biz elimizden geleni yapalım. Gerisini milletimiz bilir. Tabii Cenab-ı Allah bilir diye. Süreç nasıl işliyor peki Sayın Çirkin son olarak? Yani şu anda adaylığı safhasındayız. Bunun adaya dönüşmesi tarih itibariyle ne zamana denk geliyor? Muhtemelen resmi tarih. Yani seçim takvimi. Bazı ilçelerde erken tespit edebiliriz. Bu imkanımız var. Çünkü teşkilatın, tabanın ve halkın üzerinde birleştiği aday bulabildiğimiz an, yani durum o merkezdeyse biz orada adayımızı ilan ediyoruz. Erken ilan sadece böyle oluyor. Resmi tarih dediğiniz zaten Şubat'ta oluyor herhalde. Hayır. O 3 ay evvel Aralık. 31 Aralık. Öyle mi? En geç 31 Aralık. Tabii 31 Aralık. Ocak, Şubat, Mart geliyor ondan sonra. Ondan sonra da eğer birden fazla aday ve o noktada teşkilat da daha tam kararını verememiş. Halkta da bir acaba hangisini MHP'ye önersek noktasında bir kararsızlık olduğunu tespit edersek o kararı alana kadar bekliyoruz. İster teşkilatımız, ister halkımız, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri bunların hepsi üzerinde çalışma yapılacak. Yani bir kısmı başladı bile. O zaman da bekliyoruz. Tabii bu şu da var. Yani şu an Milliyetçi Hareket Partisi'nin büyükşehir çalışması da var. İsmini vermeyi doğru bulmadım. Büyükşehir adayları, muhtemel aday adaylarıyla da bir temas içindeyiz. Çünkü bu 12-13 ilçede bir iddialı konumda olmanız size bir il iddiası da getirebiliyor. Tabii şimdi Büyükşehir'de Milliyetçi Hareket Partisi aslında en iddialı partiler arasında. Evet, evet. En iddialı parti, hatta 6 ilçeyi yani birden tabii, alabilmek tabii, bir önceki seçimde. Yani. Bu da sizi iddialı konuma getiriyor elbette. Tabii. Yani Antakya bizim için önemli. Antakya'da arzu ettiğimiz iddiayı yakaladığımız an, ki buna inanıyoruz biz. Yani bu iddiayı yakalayacağımıza inanıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir'de de en azından potada, yani ortak olur. Bu ihtimal de mevcut. Bunu da ifade edeyim. Sürpriz isimler var mı peki son olarak? Bunu sorayım size. Yani kamuoyunun yakından tanıdığı. Var, var efendim. Var. Sürpriz isimlerimiz var, de var. Var. Ama şu anda açıklamak Açıklamak doğru değil. Evet. Çok değerli isimler var. Hani onların kendi adına da bunu doğru bulmam. Açıkladılarsa buyursun kendileri açıklasınlar. Ama bu açıklamayı bizim yapmamız etik değil. Takdir evet. edersiniz. Peki çok teşekkür ediyorum Sayın Ben teşekkür Çirkin. Ediyorum. Çok keyifli bir program oldu. Her zamanki gibi hoşça bir vakit geçirdik. Sayenizde halkımızı aydınlatma fırsatı bulduk. Ben hem size hem ERT ailesine hem de bizi izleyenlere sevgiler, saygılar sunuyorum efendim. Peki, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Evet sevgili seyirciler, Demokrasi Buları programının bugünkü konuğu Milliyetçi Hareket Partisi Hatay Milletvekili değerli isim Sayın Şefik Çirkin'di. Süremizi de açtık, bir saati açtık Sayın Çirkin'le. Zaman zaman tansiyon yükseldi, zaman zaman indi. Ama umarım ki beğendiğiniz bir program olmuştur. Önümüzdeki Demokrasi Buları programında bir başka konukla yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek şimdilik iyi akşamlar diliyorum.